Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 11. sınıflar din kültürü ve ahlak bilgisi dersimizin 1. dönem 2. sınav sorularıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek soruları çözeceğiz. 1. sorumuza başlayalım. Yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, denizler kaynatıldığında, insanlar amelleriyle eşleştirilip Buna göre şekillendirildiğinde diye devam eden tekbir suremizin 5. ve 7. ayetleri veriliyor. Bu ayetlerde ahiret hayatının aşamalarından hangilerine değinildiğini yazınız diyor. Ayetimizdeki yabani hayvanların toplanıp bir araya getirilmesi, denizlerin kaynatılması, kıyametin kopması esnasında meydana gelecek olaylardır. İnsanların amelleriyle birleştirilip şekillendirilmesi ise yeniden dirilme Bans konusu ve mahşer meydanında insanlara toplanıp haşr olunmalardır. Yani hesaplarının görülmesi olayıdır. Dolayısıyla bu ayetimizde kıyametin kopması yeniden dirilme, haşr ve mahşer meydanlarından bahsediyor. İkinci sorumuzda bir kişi vefat ettiğinde cenaze usulüne uygun yıkandıktan sonra yapılan işlem nedir? Kısaca açıklayınız. Bir kişi vefat ettiği zaman cenaze usulüne göre yıkanır. Ardından yıkama işlemi bittikten sonra cenaze kefenlenir. Cenazenin kefenlenmesi işlemine tekfin denir. İslam'a göre ölen erkek olsun, kadın olsun bedenlerinin örtülecek şekilde kefenlenmesi farzdır. Kefen cenazenin yıkanıp kurulanmasından sonra sarıldığı beze verilen isimdir. Bu bez bir taraftan ölen kişinin bedenini örter, çıplaklığını giderir, diğer taraftan insanın bu dünyadan hiçbir şey götüremeyeceğini sembolize eden yakasız, dikişsiz, efendim cepsiz bir giysidir. Kefenin beyaz renkli olması ise faziletlidir. Ülkemizde kefen genellikle beyaz patiskadan yapılmaktadır. Bir diğer sorumuz. Ant olsun ki sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eks eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde doğrusu biz Allah'a aitiz ve kuşkusuz ona döneceğiz derler. İşte Rab'binin lütufları ve rahmeti bunlar içindir ve işte doğru yolu doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır buyuruyor Rabbimiz Bakara 155-157. ayetlerde. Bu ayetleri dünya ve ahiret ilişkisi bakımından açıklayınız. Bir insan hayatı boyunca zor durumlar, hoşa gitmeyen olaylar, nefse ağır gelen şeyler, güçlük ve sıkıntılarla karşılaşabilir. Surenin 153. ayetinde bir insanın karşılaştığı zor ve sıkıntılı durumlar sabır ve namaz ile aşılabileceği bildirilmektedir. Peygamber Efendimiz ve sahabeleri de hayatları boyunca pek çok güçlük ve sıkıntıyla karşılaşmışlardır. Bunlar iman, sabır ve metanetle aşılır. Allah'tan hiçbir zaman ümitlerini kesmezler. Başarıya ulaşmak için de Allah'a iman etmek, başımıza gelen musibetlere sabretmek ve onları metanetle, sabırla karşılamak gerekir. Biz bir Müslümana yarışan yaraşan, yakışan en güzel tavırda işte peygamberimizi ve sahabeleri her alanda örnek alarak onlar gibi davranmaktır. Sabırla, metanetle karşılamayanlar ise isyan ederler, nankörlük edenler. Bu da Allah'ın gazabına neden olur. O yüzden bizler başımıza gelecek her türlü felakete karşı Rabbimize sığınacağız, ona sabredeceğiz. Dördüncü sorumuz da Allah'a yemin olsun ki güneşi sağ elime, Ayı da sol elime verseler asla davamdan vazgeçmek. Vazgeçmem diyor Peygamberimiz. Hz. Muhammed'in hangi özelliği ön plana çıkıyor? Biliyorsunuz bu olay Peygamberimize Ebu Talib'e gelerek müşrikler davasından vazgeçmezse onu öldüreceğiz demeler üzerine söylemiştir. Burada Peygamberimizin sabrını, kararlılığını ve cesaretini görüyoruz. Çünkü sabır, kararlılık ve cesaret Peygamberimizin en önemli özelliklerinden de. Hz. Muhammed Yaşamında pek çok zorluklarla karşılaşmış ve bunların üstesinden sabır ve kararlılığı sayesinde geçmiştir, gelmiştir. Onun hayatı bir sabır ve kararlılık abidesidir. Hz. Peygamber sabrının ve kararlılığın bir sonucu olarak son derece cesaretliydi. Düşmanlarından zerre kadar korkmazdı. Allah yolunda karşılaştığı her türlü kötülüğü de sabırla karşılardı. Asla isyan etmezdi. İşte bizler de hak bildiğimiz doğru yolda güneşi sağ elimize koysalar, Ayı da sol elimize koysalar peygamberimiz gibi davamızı satmayacağız. Ondan vazgeçmeyeceğiz. Onu ölümüne savunacağız. Beşinci sorumuzda Allah'ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. ahsap 46. ayet veriliyor. Bu ayetteki altı çizili kelimede Hz. Muhammed'in peygamberlik görevlerinden hangisine değinilmiştir? Kısaca açıklayınız. Burada davetçinin altı çizili. Hazreti Peygamber insanları Allah'a çağırmak. Yani Allah'a iman, ibadet ve itaat etmeye davet etmekte de görevlidir. Bu görevde ona Allah vermiştir ve onu son peygamber olarak görevlendirmiştir. İşte Allah'a çağırmak davetçinin görevidir. Allah bir kişiye insanları kendine çağırma izni yani bilgisi ve yetkisi vermedikçe kimse bu görevi asla üstlenemez. Hazreti Peygamber bu görevini kendisine gelen vahiyleri tebliğ ederek yani insanlara bildirerek tebin ederek yani açıklayarak ve kendi yaşasında bizzat hayatında uygulayarak yerine getirmiştir. İnsanları Kur'an ve güzel öğütlerle Allah'a inanmaya ve yararlı işler yapmaya da davetçi olarak davet etmiştir. Altıncı sorumuzda Kur'an-ı Kerim'de hac ibadetinin yapılmasını emreden ayetler bulunmasıyla birlikte nasıl yapılacağına dair detaylar yer almamıştır. Bunun için Hazreti Peygamber ben nasıl hac yapıyorsam siz de öyle hac edin buyurmuştur. Bu metinde Hz. Muhammed'in peygamberlik özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır? Kısaca açıklayınız diyor. Burada tebyin özelliği vardır. Yani peygamberlerin Allah'ın emir ve yasaklarını açıklamasıdır tebyin. Bu görev aynı zamanda dinin temelini oluşturur. Hz. Muhammed peygamberliğini ilan ettikten sonra indirilen ayetleri tüm vahiyleri tekrar tekrar açıklamıştır. Vahiy yola indirilen her bilgi peygamberler tarafından zaten açıklanmaya muhtaç bilgilerdir. Kur'an-ı Kerim'de Allah tarafından açıklanan ayetlerden olursa da bunların birçoğu anlam olarak oldukça derindir. Yani genel ifadeler vardır. Namazı kılın, orucu tutun, zekatı verin, haccı yapın gibi. Peygamberimiz de işte Allah'ın emrettiği üzere vahiy yoluyla tüm ayetlerin hepsini açıklamıştır. Namazın nasıl kılınacağını, orucun nasıl tutulacağını ve haccın nasıl yapılacağını uygulayarak sahabelerine öğretmiştir. Biz de onlardan hadisleri vasıtasıyla öğrendik. Dolayısıyla Kur'an'ın açıklayıcısı tebin edicisi Hazreti Muhammed'dir. Yedinci sorumuzda Müslüman kültüründe Ali, Hasan, Hüseyin, Fatıma, Rukiye, Mügülsüm isimlerinin yaygın olarak kullanılmasının sebebini yazınız diyor. Kültürümüzde Hazreti Peygamber'e duyulan sevginin yanı sıra onun ehli beytine de büyük bir sevgi duyulur. Ehli beyt denilecek kültürümüzde Hazreti Muhammed'in ev halkı akla gelir. Hz. Muhammed'e duyulan sevgi ve saygının bir devamı olarak başlangıcından itibaren onun ehli beytine karşı büyük bir sevgi ve yakınlık gösterilmiştir. İşte burada Peygamberimizin ehli beyt sevgisiyle ilgili bazı hadisleri de çok etkilidir ki, Peygamberimiz şöyle buyurur, ''Sizin en hayırlınız benden sonra ehlime en iyi hayırlı olanınızdır.'' buyurmuştur. Dolayısıyla Hz. Muhammed'in ehli beytine karşı küldürümüzde de engin bir sevgi oluşmuştur. Ehli Beyt'in ileri gelenlerin isimleri en güzel hatlarla yazarak duvarları süslemiştir. Türkülerimizde de Ehli Beyt sevgisi geniş bir şekilde işlenmiştir diyeceğiz. Birinci senaryo tamam. Şimdi ikinci senaryodaki sorularımıza bakalım. İnsan hayatı engebelerle doludur. Bazen bir şey yolunda gider, sevinirsiniz. Bazen beklentileriniz karşılanmaz. Emeklerinizin boşa gittiğini hissedersiniz ve büyük bir umutsuzluğa düşersiniz. Eğer tevekkül edebiliyorsanız ve yaptıklarınızın mutlak karşılığını göreceğiniz bir hayata inanıyorsanız bundan huzur duyar, kendinizi güvenli hisseder ve hayat mücadelesine devam edersiniz. Bu metne göre ahiret inancının insana kazandırdıklarını yazınız. Pek çok madde yazdık bunlardan aklınıza gelenleri kısa kısa yazabilirsiniz. Mesela insanın hayatına bir hedef ve yön vermesini sağlar. İnsana yaratılıştaki amaç ve hikmetini öğretir. İnsana görevlerini eksiksiz yerine getirme bilinci kazandırır. İnsanın kalbine barış duyguları aşılar. Çünkü barış duygusu adaletinde meyvesidir. Adaletle hareket eden kişi ise ilahi adaletin ahiretlerinde sonuna gerçekleşeceği bilinciyle sahip olur ve öyle yaşar. Kişinin ümitlerini yeniler, acılarını hafifletir, zor durumlara katlanmasını sağlar. Dolayısıyla insan hayatının varlığıyla dünyanın varoluşu ahirete iman ile anlam kazanır. Yoksa kişi ümitsizliğe düşüp toprak olup yok olup gideceğim kaygısına düşer. İnsanı hayır işlemeye, kötülükten kaçınmaya, kötülükleri terk ederek üstün erdemlerle bezenmeye, hak ve adaletten yan olmaya yöneltir. Kişiyi dünyaya karşı aşırı bağlıktan korur, insanda başkalarına iyilik etme, faydalı olma fikrini, güzel fikirleri geliştirir. Dolayısıyla ahiret inancına sahip insanların oluşan bir toplumda güven ve huzur olur diye özetleyebilirsiniz. İkinci sorumuzda insan ancak çabasının sonucunu elde eder ve çabasının karşılığını ileride görecektir. Sonra kendisine e, karşılığı tam olarak verilecektir. En sonunda Rabbine varacaksınız Necm suresinde Allah böyle buyuruyor. Bu ayetlere göre sorumlulukların yerine getirilmesinde ahiret inancının önemini yazınız diyor. Öncelikle sorumluluk Kur'an-ı Kerim'de değişik vesilelerle belirtilir. Suçların ve cezaların şahsiliği esastır. Yani istese de kimse başkasının günahını yüklenemez. Dünya hayatında kendi cüz'i irademizle seçim yaparız ve her iş mahşer günü insanın önüne konur. İyilik ve kötülükler orada hesaba çekilir. Bu konuda tamamen adaletli bir yargılama yapılacak mizan terazilerinde. Dolayısıyla bu yargılamanın sonunda herkese yaptıklarının karşılığı tas tamam verilecek. Yapılanların karşılığı verilirken kimsenin en küçük bir haksızlığa uğratılmayacağı kesin olur. İlahi lütuf ve bağışlanma hususunda Allah'ın mutlak iradesine bağlı. Bu konuda mümine düşen nedir? Ümit var olmaktır. Buna güvenerek de gevşeklik gösterilmemeli tabii ki. 39. ve 40. ayetlerde ise dürüstlükle çalışılıp çabalamanın Alın teriyle kazanmanın Allah nezdindeki değerine işaret edilir. İnsan ahirette hesap vereceğin bilinci olarak davranışlardan sorumlu davranmalıdır. Çünkü Allah bize akıl vermiştir, cüz irade vermiştir. Yaptığımız tüm davranışları biz seçeriz. Dolayısıyla kendi seçimimizden dolayı da sorumlu oluyoruz. Üçüncü sorumuzda cenazenin defnedilmesinden sonra ölen kişinin yakınları ilgili yapılan uygulama nedir? Vefat eden kişiyi bu dünyadan ahirete hayır dualarla, güzel dileklerle uğurlamak, ona olan vefa borcunu ödemek, geride kalan ailesinin acısını biraz olsun hafifletmek için bir vesiledir. Diğer taraftan cenaze sahiplerinin bu hüzünlü zamanda yanında olmak, onlara destek vermek, toplumsal birlik ve beraberliği perçinleyen güzel davranışlardır. Yani bu dini ve insani görev hem bireyler arası sevginin hem de toplumun birlikteliğinin bir göstergesi olması açısından önemlidir. Vefat eden kişilere maddi manevi her türlü yardımı göstermeliyiz. Dördüncü sorumuzda Hz. Peygamber hem ailesiyle ilgili konularda hem de toplumsal olaylarla ilgili karar alacağı zaman diğer insanların düşüncelerini, fikirlerini dinlemeye her zaman öncelik vermiştir. İnsanların yaptıkları değerlendirmelere göre kararlarını şekillendirmiştir. Örneğin Uhud Savaşı'nın nasıl yapılacağına dair insanlar istişare etmiş ve kararını ondan sonra vermiştir. Bu parçada Hz. Peygamber'in hangi özelliği vurgulanmaktadır? Tabii ki Peygamberimizin istişareye önem verdiği vurgulanıyor. Nasıl? Çevresindekilerin fikirlerine değer verir, önemli konularda onlarla istişare ederdi. İstişare insan onur ve şahsiyetini korur. Onun şahsına ve fikirlerine verilen önemi gösterir. İstişare meşru olmayan yol ve yöntemlerden bireyleri ve karar yapıcıları muhafaza eder. İstişare psikolojik ikna sağlar ve alınan kararlarda pişmanlık ve vicdani tahribatı da önleme, önlemesi açısından çok önemlidir. Hz. Peygamber hayatı boyunca birçok kez sahabeyle istişarede bulunmuş, onların fikir ve düşüncelerini önemsemiştir. Peygamberimiz vahyin nazil olmadığı durumlarda etrafındakilerle fikir alışverişinde bulunmuş ve sunulan teklifleri de çoğu kez kabul etmiştir. Örnekte Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı gibi. Beşinci sorumuzda peygamberleri apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman ve onların da üzerinde düşünmeleri için sana bu kitabı indirdik. Nahl suresi 44'te buyruluyor. Bu ayette 600 ifadede peygamberlik görevlerinin hangisi vurgulanmaktadır? Yani kendilerine indirilen açıklaman. Burada tebyin görevinden bahsediyor. Hazreti Peygamber'in kendisine gönderilen vahiy açıklaması görevine tebyin denir. Hazreti Peygamber vahiy edilen ayetleri tebliğ etmenin yanı sıra onları açıklamıştır ki Kur'an'da insanlara kendilerine indirilen açıklaman için ve düşürüp anlasınlar diye sana da bu Kur'an'ı indirdik buyurulur. Hz. Peygamber'e Kur'an'ın Arapça olarak gönderilmesinin sebebi de onu insanlara açıklayabilmesi içindir. Çünkü Arap'tı, Arapların içinde yaşıyordu ve dili Arapçaydı. Kur'an'da Allah'ın emirlerini onlara iyi açıklayasın diye her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik buyrulur. Aynı zamanda tebliğinde ibadetlerin yapılış aşamalarında mesela namazı nasıl kılınacağı hususunu ayrıntılı açıklaması, uygulaması, göstermesi ve öğretmesi de kastedilir. Altıncı sorumuz ey Muhammed, Rabbinden sana indirileni bildir. Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yapmamış olursun. Maide 567'de buyruluyor. Bu ayette Hz. Muhammed'in hangi görevinin vurgulandığını yazınız, kısaca açıklayınız diyor. Burada efendim bildir demekten tebliğ, tebliğ özelliği. Yani peygamberlerin Allah'tan aldıkları vahiyleri insanlara eksiksiz olarak iletmelidir ki peygamberimizin birinci görevi budur. Allah'ın vahyettiği ayetleri insanlara eksiksiz olarak bildirmiştir. Peygamberimiz 23 yıllık peygamberliği hayatı boyunca Allah'tan aldığı vahilleri, bütün vahilleri eksiksiz olarak vahiy katiplerine yazdırmış, sahabelerine öğretmiş, ezberletmiş ve kendisi de ezberlemiştir. Buna tebliğ denir. Gelen ayetler vahiy katipleri tarafından hemen yazılmış, yazılan bütün vahiller bir araya getirilerek de Kur'an-ı Kerim oluşturulmuştur. Yedinci sorumuz. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirenlere gelince biz seni onlara bekçi olarak göndermedik. Evet burada yüz çevirenlere gelince altı çizili görüyorsunuz. Altı çizili bölümü dikkat alarak Hazreti Peygamber'e itaat etme ile ilgili vurgulanan hususu kısaca açıklayınız. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'e bağlılık ve itaat yerine isyan edilmesi durumunda bu davranışlarda bulunanlar uyarılmaktadır. Peygamberimiz İslam dinini tebliğ etmekte görevden Allah, onun için Hazreti Peygamber'e bağlılık ve itaat göstermek de yine Allah'a itaattir. Allah'a itaatle Peygamber'e itaat aynıdır. Kur'an'da Allah'ın sevgisi Hazreti Peygambere bağlılık ve itaat ile ilişkilendirilmektedir. Hazreti Peygamberin pek çok hadisinde de kendisine bağlılık ve itaat üzerine durulur. Nitekim Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyuruyor: "Yüz çevirenler hariç ümmetimin tamamı cennete girecektir." Orada bulunanlar, yüz çevirenler kimlerdir ya Resulallah deyince, "Kim bana itaat ederse cennete gider." Kim de isyan ederse şüphesi benden yüz çevirmiş olur. İbadetlerde sünnete uygunluk esastır. Yani peygamberimiz dini nasıl anladıysa, nasıl yaşadıysa, nasıl öğrettiyse biz de aynı onun gibi olacağız. Yüz çevirirsek cehennemlik olacağız. O yüzden bizler Allah'ımıza, peygamberimize, Kur'an'ımıza tam itaat ederek onun sevgisine mazhar olabiliriz. 8. ve son sorumuza geldik. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Bu hadisi üsve ve Hasene kavramıyla ilişkilenerek açıklayınız. Peygamberler üstün ahlak sahibi kimselerdi. Onlar hem içinde yaşadıkları toplum hem de daha sonraki nesiller için en iyi örneklerdir. Hz. Muhammed de son peygamber olarak üstün ahlaki özelliklere sahipti ki daha peygamber olmadan bile Muhammedül Emin denilmişti. Kur'an'da ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin ayetiyle peygamberimizin güzel ahlak sahibi olduğu bizlere bildirilmektedir. Yine andolsun Allah'ın Resulüne sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşma yuman Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır ayetiyle de. inananlar için onun tutum ve davranışlarında güzel örnekler bulunduğu belirtilir. İşte bu ayette peygamberimizin inananlar için üst ve hasene yani güzel bir örnek olduğu bildirilir. O yüzden Müslümanlara tek önder, tek rehber olarak Hazreti Muhammed'i örnek almaları istenir. Evet sevgili arkadaşlar. 11. sınıflar din kültürü dersimizin de Birinci dönem ikinci sınavlar ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın örnek sorularının çözümlerini tamamladık. Kanalımızda tüm ünitelerimizi ve diğer derslerimizi izleyebilirsiniz diyor. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz.